Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzdan, bugünkü dersimizden 6. sınıfların yönetim şekilleri konusunu işleyeceğiz. Başlıca yönetim şekilleri hangilerdir arkadaşlar sizce? Evet arkadaşlar, başlıca yönetim şekilleri arkadaşlar monarşi, oligarşi, teokrasi, cumhuriyet ve bir de meşrutiyet yönetimi vardır arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar meşrutiyetten başlıyoruz. Meşrutiyet arkadaşlar kralın yanında bir de halkın seçtiği meclisin olduğu sistemdir arkadaşlar. Şu an dünyada en bilindik meşruti sistem İngiltere'de uygulanmaktadır arkadaşlar. Monarşi arkadaşlar ikinci yönetim şeklimiz. Arkadaşlar monarşide bir kral vardır. Ülkeyi tek başına yönetir. Ben ülkenin kralıyım. Ülkeyi tek başıma yönetirim. Benim her sözüm kanundur. Kimse bana karışamaz. Yaptıklarımdan dolayı kimse bana cezalandıramaz. Kimse beni cezalandıramaz. Tek kişinin hakimiyetine dayanan yönetim şekline biz monarşi diyoruz arkadaşlar. Monarşi yönetimlerinde yöneticiye kimse karşı çıkamaz arkadaşlar. Yönetme yetkisi babadan oğula geçer. Ayrıca biz buna saltanat deriz arkadaşlar. Yasama, yürütme, yargı yetkileri tek kişi tarafından yapılır arkadaşlar. Bugün dünyada en bilindik örneklerinden biri Suudi Arabistan'dır arkadaşlar. Monarşi ile yönetiliyor arkadaşlar ve yönetim babadan oğula geçmektedir. Oligarşi arkadaşlar, belirli bir sınıf, grup veya zümrenin yönetimde olduğu yönetim şekline biz oligarşi diyoruz. Zengin, soylu, tüccar, aristokrat gibi grupların yönetime katılma hakkı vardır. Diğer kişilerin yöneticileri seçme gibi bir hakları yoktur arkadaşlar. Oligarşiye en önemli örnek arkadaşlar Kuzey Kore'yi verebiliriz. Teokrasi arkadaşlar, ülkenin dini kurallara göre yönetildiği, kanunların dine göre şekillendiği yönetim şekline biz teokrasi diyoruz. Yunanca teo din, kratos yönetim anlamına gelen bir kelimedir arkadaşlar. Günümüzde İran, İsrail, Vatikan gibi ülkeler teokratik devlet sistemini uygulamaktadır arkadaşlar. Cumhuriyet arkadaşlar, halkın kendi kendini yönetmesine biz cumhuriyet diyoruz arkadaşlar. Yöneticileri halk belirli bir süre için seçimle belirler. Yasaların üstünlüğü söz konusudur. Herkes eşit haklara sahiptir. Cumhuriyet en iyi demokrasilerle uygulanabilir arkadaşlar. Peki demokrasinin temel ilkeleri nelerdir arkadaşlar? Milli egemenlik, hürriyet ve eşitlik, seçimler, hukukun üstünlüğü, çoğulculuk, katılım, siyasi partiler demokrasinin temel ilkeleridir arkadaşlar. Bu ilkelerden biri olmadığında arkadaşlar demokrasi tam anlamıyla ifade edemez kendini arkadaşlar. Yani siyasi parti olmadan seçim olmaz arkadaşlar. Seçim olmadan milli egemenlik olmaz arkadaşlar. Milli egemenlik yoksa hürriyet ve eşitlik olmaz arkadaşlar. Hepsi birbirine zincirin halkaları gibi bağlı demokrasinin temel ilkeleri. Biri olmadan diğeri arkadaşlar tam anlamıyla olmuyor. Evet arkadaşlar, burada örnek cümlelerimiz var. Monarşi yönetimlerinde halk krala karışabilirdi. Doğru mudur, yanlış mıdır arkadaşlar? Tabii ki yanlış. Monarşide tek söz kralında halk karışamıyordu. Oligarşi yönetimlerinde halk bulunur, soylular oy kullanamaz. Tam tersine arkadaşlar, oligarşi yönetiminde soylular bulunur, halk oy kullanamaz. Bu yüzden cevap yanlış. Teokrasi yönetiminde dini kurallara göre şekillenir. Demiştik İran, Vatikan, İsrail gibi ülkeler teokratik yönetimle yönetiliyor. O yüzden cevabımız doğrudur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu dersimiz burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Diğer videolarda görüşmek üzere.